Evet, yayındayız Azra'cığım. Ne yapıyorsun? Dişimi fırçalıyorum. Dişimi fırçalarken yakaladım. Aa, neden dişini fırçalıyorsun? Ne oldu? Dişim çürüyecek. Biz ne yapacağız? Elindekiler ne? Bir diş fırçası ve diş macunum var galiba. Elsa'cığım. Ha, Elsa da mı bizimle? Evet. Elsa, merhaba. Siz kendi sesinize bunu okuyabilirsiniz. Merhaba Pınar abla. Ben de katıldım videoya. Hayır, o Pınar abla değil. Ben onunla konuşma. Bu sana zararlayacaklar yedirmeye çalışıyor. Onunla konuşma. Arkadaşlar, bu hafta... Arkadaşlar, bu arada kendi sesinizle bunu okuyabilirsiniz. Tamam, onu en son okuyacağız arkadaşlarım. Okuttum. Arkadaşlar, şimdi bu hafta sağlık haftası arkadaşlar. 1 Eylül 7 Eylül arasında ve biz de bu sağlık haftasını kutlamak istedik. Nasıl kutlayacağız? Şöyle zararlı ve sağlıklı yiyeceklerimiz var arkadaşlar. Şöyle iki tane de dişimiz var. Biri mutlu, biri mutsuz diyelim. İlk başta zararlı ve sağlıklı yiyeceklerimizi bunlara eşleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yapma Azra. Oturtur musun ona? Neden? Tamam. Eline de bunları tuttur. Tamam. Evet, şimdi hangisi zararlı, hangisi sağlıklı yiyecekler? Tabii ki benim arkadaşlarım, çocuklarım biliyordur bunların hangisinin sağlıklı, hangisinin zararlı olduğunu. Bakalım biz gösterdiğimizde de bilebilecek misiniz? Ay, şunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben tek tek soracağım arkadaşlar size. Elsa da diş macununu ve diş fırçasını şöyle eline alsın. Evet. Ama ben... Elsa'nız da her zaman dişlerini fırçalıyor. Fırçalıyor musun Elsa dişlerini? Yok, fırçalamıyorum ben. Neden fırçalamıyorsun? Bak şimdi o zaman bizi çok iyi dinle. Zararlı yiyecek yiyince neler oluyor? Yararlı yiyecek yiyince ya, neler oluyor? Ne oluyormuş belki ya? Fikrini değiştirirsin ve sen de fırçalamaya devam edersin dişlerine. Olsun hiç. Evet. Şimdi. Arkadaşlar buradaki yiyeceklerimizden soracağım. Elsa, sence dondurma yararlı mıdır yoksa sağlığımıza zararlı mıdır? Dondurma. Yararlıdır. Çok da güzel. Sen dondurmayı seviyor musun evet, Elsa? Evet. Evet, Azra da çok seviyor dondurmayı Elsa. Ama ben şimdi size söylüyorum. Yararlı gibi gözüküyor ama bu bizim dişlerimiz için ve sağlığımız için çok zararlı Elsa'cığım. O yüzden ne yapıyoruz? Üzgün dişimizin üstüne koyuyoruz. Evet, şimdi peki size, sizin için bir tane daha seçiyorum. Elsa'cığım, bu ne biliyor musun? Muz. Evet, muz. Muzu sever misin? Sevmem. Aa, nasıl sevmezsin? Sevmem. Peki sence bu bizim için zararlı bir yiyecek mi, zararsız bir yiyecek Anne, mi? Anne, bunu söyleyeyim. Zararlı bir yiyecek. Elsa, gene bilemedin. Yes. Muz çok yararlı bir meyvedir bizim için. Değil mi Azra? Sen evet. Ne düşünüyorsun? Evet. Azra muzu çok seviyor arkadaşlar evet. Bu arada. Evet. O yüzden... Anne, bu arada Elsa biraz kola içmek istiyor. Bir dakika. Şimdi o kolaya geleceğiz sıra. Şimdi muzumuzu ne yapıyoruz o zaman? Gülen yüzü olanına koyuyoruz. Azra'cığım sen koy. Evet. Gülen yüzünü koyduk. Şimdi sen seç bakalım Azra'cığım. Bir tane de sen sor bakalım Elsa'ya. Bilebilecek mi? Elsa'cığım. Şimdi. Ne sorsam? Hadi seç seç seç. Bu ikisi. Ay, bir tane seçeceksin. Bu mu? Kolay. Tamam. Bu Elsa'cığım. Zararlı bir yiyecek mi de yalan. Bize de göster neyi seçtin. Bir kola arkadaşlar. Wow, çok da asitli bir şey. Elsa'cığım. Zararlı mıdır yalanlı mı? İlk başta soralım. Elsa sen kola içer misin? Hayır. Aa, ama aslında ben de Azra ile tam bir ortak yönüm var diyecektim. Ben şaka yaptım. Her gün 120 ve her gün 3 tane içiyorum. Her gün 3 tane. Elsa ne yaptın sen? Mideni deleceksin Elsa. Zaten midem delik. Aa! Kala delik oldu. Odamdaki her şeyi çektim.
yerde yatıyorum. Aa, kollar çok asitli diyecektir ve asla çocuklar içmemeli. Yok. Azra mesela hiç sevmiyor değil mi Azra? Ama ben içerim. Hayır içme. İçme, yasaklıyorum sana. Peki bunu o zaman neye koyuyoruz? Çok zararlı bunlar. Arkadaşlar. Evet, mutsuz olan bir üstüne koyuyoruz. Lollipop. Evet. Lollipop. Sor bakalım Enza'ya. Hani bu yalanlı mıdır, zararlı mıdır? Evet, söyle bakalım. Zararlıdır. Bir tane bildi. Yalan. Bir tane de bilsin canım. Bir tane bildi Azra. Yemiyormuş şeker. Ya güzel olan şeyler de hep zararlı değil mi çocuklar? Azra. Halbuki o şeker de çok güzel gözüküyor. Anne ama bu çok güzel ve hem de... Neymiş o? Bakalım arkadaşlar da göster. Arkadaşlar bu hem bu hem yalanlı bu hem yalanlı hem de güzel. Evet. Hem de bu ne? Arkadaşlar göstereyim. Köfte. Bu bir köfte. Azra da çok seviyor. Yanında bir de neyle yiyorsun sen? Yoğurt arkadaşlar. Yoğurt yemiyorum. Yoğurt da çok yararlı. Özellikle evde yapılmış yoğurt arkadaşlar. Evet. Muhteşem. Anneme söylüyorum, evde yoğurt yoksa yemem, git bakkaldan al diyordum. Evet. Enza'ya sor bakalım şimdi. Bir kere akşamüstü almıştı. Evet. Enza'ya sor bakalım. Yiyor muymuş Enza? Enza sen yiyor musun köfte? Yemiyorum desin. Yemiyorum. Tamam sen konuştun. Yemiyorum. Ne yiyeceğim işte? Çek onu gözümden önden. Enza çok kötü. Biz Azrail'i çok seviyoruz. Git. Köfte yenmez mi Enza? Ya ben tutmayacağım, bu dişi fırçalanırdı ya. Videoda sana dişimi fırçalsamalı mı dişimi bu arada? Olur, Azra sana yardımcı olur. Şimdi bunları yapalım, sonra da dişlerimizi fırçalarız tabii ki de. Ama sen çok zararlı şeyleri seviyorsun Enza. Evet, o ne? Tamam. Bir simit. Simit sizce? İkinize de soruyorum. Enza ve Azra. Simit zararlı mıdır, yararlı mıdır? Enza söyle. Enza sen söyle bakalım. Bence zararlıdır simit. Çünkü yemedi mi? Sence Azra? Yalanlı. Üzerinde susamlar var. Yani biraz da simit yararlıdır, yani zararlı bir şey değildir. Yani. Sonuçta ekmek daha çok susamlı hali. Evet, susam da yememiz gerekiyor arkadaşlar. Susam da vücuda yararlıdır. O yüzden gülen surata. Bakalım o neymiş? Bir şişe süt. Ay çok severiz. Özellikle yatmadan önce, değil mi Azra'cığım? Şöyle ballı bir süt, muzlu bir süt. Muzlu sütü severim, ballı sütü sevmem. Niye içine bal katıyoruz, şeker gibi yiyoruz, içiyoruz ya. Sevmiyorum. Çok güzel olur arkadaşlar. Yatmadan önce biz mutlaka içeriz arkadaşlar. İçeyim mi ben bunu şimdi? İçebiliyorsan iç. Enza'ya soralım. Enza, sen süt içiyor musun geceleri? Hayır, içmiyorum. Sevmiyorum ben. Süt kokuyor bana. Hiç olur mu? Hiç olur mu? Mutlaka içmesi gerekiyor. Mutlaka iç. Evet. Bir daha sen içmediğin anda göreceğim. Evet. Şimdi o zaman bunu ne yapıyoruz? Gülen surat dişimize yerleştiriyoruz. Gülen surat dişimize yerleştirdik. Şimdi sırada ne var? Vav, oh çok sevdiğimiz, gene çok sevdiğimiz, baksana şekerli mekerli pasta. Ve bisiklet. Peki pasta sizce zararlı mıdır, yararlı mıdır? Hadi bakalım. Bilin. Hayır, bisiklet yararlı mıdır, zararlı? Hayır ya, onu sen geçin, biz bunu yapıyoruz. Evet, Azra sana soruyorum bu sefer sadece. Buna. Hayır, bunu sana soracağım, diğerini de sadece Enza'ya soracağım. Sence zararlı mıdır, yararlı mıdır? Miyav. Söyle bakalım. Evet, doğru bildi arkadaşlar Azra'cığım. Zararlıdır. Bu. No. Çikolata. Evet, çikolatayı da çok severiz. Enza, çikolatayı sana soruyorum. Zararlı mıdır dişlerimiz için, sağlığımız için, yararlı mıdır? Zararlı mıdır, yararlı mıdır? Bak. Yararlıdır. Ben çok severim çikolatayı. Bayılırım. Ne. Bu Enza'nın dişleri ve sağlığından şüpheliyim Azra. Evet arkadaş.
arkadaşlar, onu videodan sonra evet, bundan mutlu arkadaşlar videodan sonra Enzo jambali atma sokacağım. Yani bence bütün şekilde sağlığını kontrol etmek şöyle lazım. Hayır, hayır. Öyle de. Hayır, istemem. Seni diş ameliyatına sokacağım. Tamam, bağırmadan konuş. Şimdi evet, son bir tane. Elma yalandı mıdır, zararlı mıdır? Çok güzel meyvedir, sulu suludur. Oh, şekerlidir de. Ben onu yiyebilir miyim? Tabii ki de yara az razım ya. Tabii ki de yararlıdır sağlığınız için arkadaşlar, değil mi? Yedim. Seslerinizi duyar gibiyim, yararlıdır diye bak. Yararlıdır. Evet, şimdi zararlı ve yararlı yiyecekleri ayırdık arkadaşlar. Peki bakar mısınız? Oo, dişleriniz Eza bütün bunları yiyormuş. Dişleri ne hale geldi? Şimdi onu size yapalım. Bakalım. Anne ben yapabilir miyim? Nasıl oluyormuş? Beraberce. Şimdi şunları çekelim bir. Şunları. Şöyle. Ne yapacaksın? Evet, çekeceğiz onları. Öyle mi boyayacağım? Eza bütün zararlı yiyecekleri yedi. Dişleri ne hale geldi Azra? Göster bakalım, çiz bakalım. Dur çok bastırma çünkü kalemi bitireceksin öyle. Tamam tamam, bastırmadan fazla şöyle çizelim. Şuraya da, şöyle de. Tamam yeterli. Yeterli. Dur şurayı da. Tamam tamam. Sonra çünkü bu lazım bize. Evet. Arkadaşlar. Oh. Yiğit dur şunları kapat. Enzo bu senin dişin mi? Azacım şımarma. Evet arkadaşlar şimdi. Eza bütün zararlı yiyecekleri yedi. Ve dişleri ne oldu? Bakıyoruz dişine. Aman tanrım. Eza'nın dişi çürümüş. Bunu çöpe atmış. Ve sinsiye olmuş. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bunu çöpe atmak lazım. Ama dişlerini hep fırçalasa. Bunu fırçalayıp kurtaralım bu dişi. Ne dersin? Evet. Evet hadi bakalım. Şimdi diş macunuyla. Evet diş macunu Emrah, sık fırçasını. Bakayım. Hayır şu dişi. Şu dişi seveyim. Hayır diş fırçasına sıkacaksın. Evet. Şimdi. Ve fırçalamaya başla bakalım. Kalamaz değil mi? Fırçala fırçala. Zararsız bir şey olmaz. Fırçalayınca çıkmıyor ki. Şöyle şöyle yapayım. Tamam tamam öyle yapma. Sen fırçalamaya devam et. Evet arkadaşlar fırçaladık ve dişimizi kurtardık. Baksana diş fırçamız nasıl? Evet diş fırçamız ne kadar kirlendi görüyor musunuz? Dişleriniz de işte böyle kirleniyor. Ve diş fırçası o kirleri bu şekilde temizliyor. Evet Eysa'nın dişlerini de fırçalayalım. Onunkileri de beyazlatalım Azra'cığım. Neyse gel bakayım yat bakayım şuraya. Vallahi yoksa dişini çekeceğim. Hadi bakalım fırçala bakalım. Diş macunu sıkmadı. Ay çok sevindim. Ama diş macunu sıkmadı. Diş ama macunu da sık. Evet. Evet yaşasın. Dişlerin bembeyaz olacak. Bence de Eza. Değil mi Azra? Dişleri bembeyaz olacak. Hadi yeter bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar bakın. Anne bu da var. Bembeyaz olmuş. Anne işte. Bazı çizgi filmlerde dilini de fırçalıyorlar. Evet bazen olabilir. Neden? Evet dilin üzerinde de çünkü artıklar kalır. O zaman ben dilini yemekten. De fırçalayayım evet. Şunu. Fırçalayabilirim. Evet bu arkadaşlar bir daha şunu unutuyordum. Yemek neden? Yerken sizinle bunu paylaşmak anne, kendi istedim. Kendi sesleriyle okusunlar. Hayır Azra'cığım bir susar mısın? Arkadaşlar yemek duası çok önemlidir. Çocuklarınızla yerken annelere sesleniyorum. Onlara öğretin bunu. Ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Yemek duası nasıl oluyormuş? Ben... Bunu okumak istedim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Yemeğimizi yedik. Sana şükürler olsun verdiğin nimetlere. Aç olan herkes doysun. Sen koru yuvamızı, aydınlat dünyamızı, bu güzel soframızı, şükreden herkes bulsun. Biz çalıştıkça sen zihnimizi aç, nurunu aç, cennete, cennette taç giydir Allah'ım. Ben çok beğendim bu, çok hoşuma gitti bu yemek duası arkadaşlar. Sizin de yemek yerken bu duayı okumanızı isterim, sizinle paylaşmak tamam, istedim. Tamam, bittiğine göre evet, ben gelirim. Şimdi
sağlık haftamızı kutlamak istedik arkadaşlar. Sağlıklı evet, yiyelim. Sağlıklı olalım evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben enseyi dişlerimizi dikkat edelim. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Diş ameliyatına gidiyoruz.